tarihten çıkardığınız zaman tarih bomboş kalır diyen batılı yazarlar, batılı tarihçiler var. En e, önemlisi de Türklerin kökeninin nereye kadar dayandığına. Valla ben şunu söylüyorum. Dünyada iki tane millet, bir de ırk vardır dünyanın en eski sahibi olarak. Bir Türklerdir, ikincisi Çinliler, üçüncüsü de ırk olarak da Afrika kökenliler. Yani bizim tabirimizden <laughs> zenciler diyoruz. Bunlar ama onun dışında Türklerin ne kadar büyük bir uygarlıktan geldiğini, ben e, bunu tabii Muğ kıtasıyla ilgili araştırmaları benden önce tabii Atatürk merak ediyor, araştırma yaptırıyor. Muğ kadar dayanıyor ve Muğ çok daha e, derinlemesine baktığında M.Ö. 70 bin yanına kadar uzandığını gösteriyor. Yani 70 bin de değil, 200 bin hatta. Peki Muğ ilgili ne konuşacağız? E tamam bize Türkler Asya'dan geldi, evet Asya'dan geldik Asya'ya nereden geldik? Maymundukta birden insan mı olduk? Böyle bir şey yok Bunları konuşacağız ve sevgili hocam Erdoğan Aslı Yüce, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve yazar, hoş geldiniz diyorum. Ve sevgili araştırmacı yazar abimiz Volkan Kemal Ergenekon, o da bu konulara çok meraklı kendisi. Özellikle bu iki konukla bu akşam Türklerin kökenini, e, Horasan erenlerin, Anadolu erenlerin, Alp Erenleri, Anadolu Erenleri, Alperenleri konuşacağız. Evet, şifreler başlıyor. Sevgili hocam. Önce Türklerin kökeninden bir alayım bir parça sizden. Öncelikle TVM dinleyicilerine saygılarımızı sunuyoruz. Sizin adınıza da sunayım. Sağ ol, bu çok arada. Teşekkür ederim hocam. Ee, Türkiye bütün İslam alemi, Türk dünyası ve İslam alemi kan ve barut kokusu içerisinde bir Ramazana Arif. yaklaşıyoruz. Arif. Bu Ramazan'ın bütün Türk İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Müslüman akıllı adam derler. Bu 1 milyar 700 milyon Müslümanın bu Ramazan'a huzur içinde girmesini ve aklını başına devşirmesini temenni ediyorum. Türk, Tanrı'nın sevdiği bir kuldur. Bununla ilgili şöyle başlamamız lazım millet e, Türklüğü kabul etmiş, Türk yokmuş falan. Bunlar söyleyeceklerdir. Normaldir. Ancak biraz önce sizin açılışta da ifade ettiğiniz gibi Türk tarihten çıkardığınız zaman tarih diye bir şey kalmaz. Türk kadim vardır. Bununla ilgili kaygısız aptal bir hikaye anlatıyor. Hazreti Adem yasak meyveyi yiyip cennetten kovulacağı zaman Cennetten çıkması söyleniyor. Hiç dinlemiyor. Bir, iki, üç. Diyorlar ki Türkçe. Türkçe danış, Türkçe söyle diyorlar. Türkçe söyledikten sonra Hazreti Adem cennetten çıkıyor. O Onun zaman için, şu oluyor abi. E, hani cennette Arapça konuşulacak diye bir şey attılardı bir zamanlar ortaya. Efendim <laughs> Türkiye'de maalesef fikir namusu olmadığı için herkes aklına geleni söylüyor. Fikir namusu insanın her şeyi bilmesi mümkün değildir. Bildiğini söylemeli, bilmediğini de bilmiyorum dememeli. Biz burada söyleyeceğimiz süreç içerisinde fikir namusundan ayrılmadan, hiç ükelalık etmeden biliyorsak söyleyecek, bilmiyorsak bilmediğimizde de söyleye söyleyebileceğiz. Öyle abi. Yani biz de şeyimizi ne kadar bilgimiz varsa onu anlatabiliriz yoksa Şimdi Tabii Türkiye'de Türkiye ait yani. her şeyi inkar etmek bir moda haline gelmiştir. Evet. Bu nedendir? Türkler önce baştan e, İslam öncesi Türkler, İslam sonrası Türkler. Türkler Türktür. İnanç ayrı bir hadisedir, soy ayrı bir hadisedir. Bununla bunu karıştırdığımız zaman doğruyu bulmamız mümkün değildir. Türkler İslamiyet'ten önce de vardı. İslam'da da var. Bugün de var. Hem de dünyada kendi benliğini, öz benliğini kabul etmiş gruplar olmasına rağmen var. Buna rağmen, Türklüğünü unutanlara rağmen bugün dünyada 400 milyon Türk var. Evet. Biraz önce dediniz ki Muğ kıtası. Ben Muğ kıtasını fazla bilmem. Ama Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa bu kıtasıyla ilgili Maya Tepe, Meksika'ya gönderiyor. Ve de incelemeler ve araştırmalar yapılıyor. Tabii bunu yabancılar söylediği zaman muteber. Tabii Ama burada e, Albay James Churchward'ın evet. e, şey Hindistan'da tabletleri evet. bulmasıyla başlıyor yani. Tabletlerin bulunmasıyla. Oradaki başlıyor. dili çözüyor. Hocam oradaki dilde de şöyle bir şey var. Attlıkla bir ara güneş dil teorisi ortaya koyuyor yani Türkçe ile evet. alakalı bir şekilde. E, buna bağlı aslında o e, Churchward'ın kitabındaki semboller dilin çözülmesi o bağlantılıdır. Benzerlikleri vardır. Yani, enteresan bir şeydir bu Şimdi. E, tabii biz e, Türkiye'de yanlış bir gün mı? Yamyamlar diye ya, biz Afrikalılara söyleriz. Asıl yamyamlar çağdaş geçinen Avrupalılardır. Neden Avrupalılardır? Muğun'un kalıntıları olan Aztekler, Mayalar. onların mayaları ne yazık ki 119 kişi 19 atla 19 atla fethetmişlerdir Amerika'yı. Evet birkaç tüfek işte ve top evet. yani onlar. Tabii oradaki şuradan bile anlayabiliriz. Türk devlet geleneğinde baba öldükten sonra doğu ve batı diye ayrılırdı. Amerika'da da aynısı olmuş. Kardeş kavgası başladığında İspanyollar oraya çıkmıştır. Bakmışlardır altın hırsıyla onları aniden imparatoru öldürünce oraya hakim olmuşlardır. Evet. Yani kısacası özeti evet. budur. Bugün Güney Amerika'da Peru'daki kılık kıyafetlerle, kılık kıyafetlerle giyim tarzıyla, giyim tarzıyla Tuva'daki giyim tarzının aynı olduğunu. Mesela ben Tuva neresi? Yani bilmeyenler için Tuva Sibirya'nın güneyinde 198 bin kilometre kare toprağı olan Özerk bir bölgedir. Başşehri Kızıldır. Ve bize orada özel bir şaman gösterisi yaptılar. Şaman gösterisi deyince Türkiye'de bir yanlış algılama var. Şamanlar Türklerin, şamanizm bir din değildir. Türklerle de uzaktan yakından alakası yoktur. Türklere Mançurya'dan gelen bir hadisedir. Yani bugün Anadolu köylerinde ocak dediğimiz, ebe dediğimiz hadiselerin Teşekkül tarzından başka bir şey değildir. Ama Tuva'daki şaman gösterisinin hemen hemen aynısı. O kafasındaki tavuk teleklerinden, telek deyince de bilmez. Tüyler tavuk de. tüy derler de evet. ama onun aslında telek derler. Peru'daki e, şamanların gösterisi de aynı ritüelleri taşımakta, aynı giyim, e, giyim kuşamla beraber olmaktadır. Hemen şunu sorabilirim. Tuva nereye Perü'nüre birbirlerinin arasında okyanuslar var. O zaman sizin ifade ettiğiniz demek ki mu vardı. 64 bin yıl diyelim, 64 bin ya, kilometre. 12, 64, bin, e, 12 bin yıl önce. 64 çeşit, milyon kişi kişide. Işte, çeşit, çeşitli yok oluyor. görüşler var. 64 milyon insan olduğunu söylüyor. Ama Asya'dan gittikleri kesin. Evet. Özellikle oldu, oldu, oldu. Güney Amerika'nın bu konuda Amerika'da DNA kabilesinin nasıl yok edildiğini bir Amerikalı araştırıcı 500 sayfalık bir kitabında DNA kabilesinin nasıl yok edildiğini anlatan eserler var. Beni vatanıma gömün diyen derililer var. Ama ne yazık ki biz bunlarla e, ilgilenemiyoruz. Mustafa Kemal'in Türk tarihiyle ilgilenmesinin sebebi o zamana kadar bizim okuduğumuz sadece Osmanlı tarihiydi. Osmanlı tarihine baktığımız zaman Bir Cihan Numan'ın girişinde bir başı tarihinde Selçukludan Selçukludan evet. beyliklerden kısacık bahseder. Ama vakaniyecilerimizin yazdığının hepsi Osmanlı tarihidir. Biz tarihi tarihi 1930'lara kadar sadece Osmanlı'dan ibaret zannediyorduk. Ama Mustafa Kemal biz İlk Osmanlı'dan zaman. öte Selçuklulara, Selçuklular'dan öte Türk tarihine derken 5000 yıllık derken bunu ezbere dememiştir. Anadolu'da 5000 yıllık. An. Şüphesiz biliyorsunuzdur. Birçok seyirci de bunu biliyordur. Bir belge var. Anadolu coğrafyasıyla ilgili Anadolu coğrafyasının dışında bulunmuş tek belge. Bu belgeden şu an üç taneydi. Birisi Mısır Tel El Emara bölgesinde Birisi Irak'ta Babil Babil'de üçüncüsü de yarım tabletti bizde. Neydi bu? Şartamhari belgeseli. Şartamhari belgesi. Şartamhari nedir? Savaşların kralı demektir. Şartamhari Anadolu'nun birliğini, varlığını korumak için, korumak için orada Anadolu'daki 17 tane şehir devleti Akatlara karşı akatlara karşı savaşa giriyorlar. Naramsim belgede diyor ki hepsini vurdum diyor. Yani hepsini yendim diyor. Evet. Bu tabletlerin 15. satırında Türkiye Kral İlşu Nail diyor. Ha onu evet ben onu bakacaktım evet. burada. İlşu Nail. İlk İl... İl... Nail. Türkiye Nail. Nail ismi Türk Anadolu'nun birçok bölgesinde Nail ismini taşıyan insanlar vardır. Türkiye Kral İlşu Nail diyor. Bu Anadolu tarihiyle ilgili veridir. Anadolu'ya biz 1071'de gelmedik. O son biz, geliş gelişlerden bir tanesi değil mi? Kapılardan evet. biri yani. Evet. Yanıyorerler şey ben... zamanla zaten. Evet. Şimdi Sümerler ifade ettiğiniz hı, hı. Volkan Bey'in ifade ettiği güzel soyadı güzel Volkan Bey'in <laughs> ben uyum Teşekkür sağlayacağınız efendim. için davet ha. ederim böyle yazarları. <laughs> Şimdi Teşekkür ederim. Efendim soyadı bu milletin milli destanıdır. Ergan evet, Konuk evet. çok güzel bir soyadı. Şimdi bundan önce, bunlardan sonra da hadiseler birbirini zincir şeklinde devam ediyor. Rahmetli Osman Tuna, ilim alemine Sümerce'deki 129 tane kelimenin Türkçe karşılıklarını çıkartmış, göstermiştir. Aynı şey mayalarda da var. Yani Şüphesiz. Yani mayalarda hatun, nan. Hep aynı kelimeler. Yani tepe, tepek. E, şimdi şeyde... E, Arkeolojik kazılarda milattan MÖ 6000 yılına tarihlenen Türkmenistan'daki ana kazılarındaki çıkan veriler birçok veri var ama Türkiye ait olduğu için sanki Türkiye bir alerji var. Mısır'daki piramitleri kabul ederiz de ha, Çin'dekileri. Çin'de Mısır'dakinden daha önce yapılmış beyaz piramitler diye yer alan biz. E, bunu çıkarmakta olduğumuz... O bölüme geçeceğiz abi. Ha. Yani o, o bölümü daha detay yapacağız. VTR'miz de var görüntülerle evet. ilgili. Ben, e, sen bir soluklan, ben de bir tamam. Volkan Bey'e şey yapayım. Şimdi döneyim. Anadolu coğrafyası tarihte kadim, Hı? Türktü, hala Türktür. Ama bu coğrafya tekin coğrafya değil. Bu coğrafyada güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Evet, kalab güçlü, ayakta olmayana, kalabilmek için. Güçlü olmayana hayat hakkı tanımazlar.